değişikliğini meclisten geçirebilir mi? Bütün parti blok olarak evet oyu verebilir mi? Burası şüpheli dediler. İşte şimdi hem AK Parti kendi içinde buna hazırlanıyor hem de muhalefet. Bu da teşekkürler. Sevgili seyirciler, 2014'te 3 seçim tartışması sürüyor. CHP bugün tartışmayı bir adım daha ileri götürdü. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin 30 Mart 2014'te yerel seçimlerle birlikte genel seçimleri de yapalım dedi. MHP ise bir anayasa değişikliği paketinin meclisten geçemeyeceği görüşünde. Referandum yolunu açması halinde ben milletimden evet oyu alabileceğimize inanıyorum. Kendi partisinden çıkmayacak ki bu zaten. 330'u bulmaz zaten. PKK anayasası zaten geçmez. Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasa sürecinde referandum kartını açmasına muhalefetin bugün de tepkisi sürdü. Hem MHP hem de BDP grup başkan vekilleri başbakanı uzlaşma komisyonu çalışmalarını hatırlattı. Başbakan kendine bir mazeret oluşturmak istiyor. PKK ile vardığı anlaşmalık çerçevesinde bir anayasa yapmak için bir çatışma alanı oluşturmak istiyor. Uzlaşma komisyonundaki pozisyonumuzu muhafaza ederek anayasa yapma irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Uzlaşma komisyonundan çıkmasını temenni ederiz ama çıkmaz ise de Barış ve Demokrasi Partisi olarak halkımıza böyle bir anayasa kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Başbakanın muhalefetten de destek gelebilir sözlerine Vural sert çıktı. Başbakan kendi partisinden korktuğu için bunları söylüyor. Biliniz ki başbakan kendi içinde problemi var. Bu böyle bir anayasa AKP grubundan da onay almayacağını düşünüyorum ben. Bayülken ise AK Parti'nin önerdiği başkanlık modelinin kendileri açısından kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. Türk İş Başkan vekilleri karşı karşıya geldi. Bir dakika. Otur yerine. Beni dinle. Ben sizi dinledim. Asla o ülkeye ihanet etmedik. Asla o ülkeye kurşun sıkmadık. Mecliste yine sinirler gerildi. CHP'li Engin Özkoç'la BDP'li Sırrı Sakık, Çerkez sürgünü günü üzerinden tartıştı. Kendi kimliğine sahip çıkan bir Çerkezi bu parlamentoda, bu kürsüde nasıl bir Süryani oturuyorsa, farklı halklardan BDP grubunda oturuyorsa bunu buraya taşımak da bizim boynumuzun borcudur. Sakın bu sözlerine CHP'nin Çerkez kökenli milletvekili Engin Özkoç tepki gösterdi. Eski bir tartışmayı hatırlatarak.